Merhaba sevgili Haber 365.com.tr izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Ertan Özyiğit. Ertan Özyiğit'i tanıtmama, anlatmama gerek yok. Bütün Türkiye'nin tanıdığı, özellikle fütürizmle ilgilenen herkesin çok iyi tanıdığı bir yazar, bir aydınlık isim. Ertan Bey'le bir tanışıklığımız, bir dostluğumuz var. O yüzden rol yapıp Ertan Bey demeyeceğim. Abi yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdal'cığım. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Farklı şeyler. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi abi şu koronavirüsten başlayalım. Evet. Yayına başlamadan önce de size sormuştum. Abi biz bir distopyaya, bir karanlık dünya mı gidiyoruz diye sordum. Siz orada çok ilginç bir cevap verdiniz. Evet, yani insan var olduğundan bugüne, ölümü tattığı günden bugüne hep bir distopyayı bilir ve onunla bir gün başına büyük bir distopyanın geleceğini bilir. Dinler tarihinde de böyledir. Yani insanlık tarihinde de böyledir. Medeniyetin tamamıyla içinde aslında eskatoloji dediğimiz, yani daha çok kıyamet bilimi diye baktığımız iş her zaman vardır. Evet. Bu onun için hani biz 70 yıllık bir senaryonun içinde yaşıyoruz. Hani bilemedin 100 yıl yaşamış olalım. Biz sanıyoruz ki her toplumun yaşadığı gibi, yani Yuhanna vahiyini yazdığı zaman bile o zaman Neron çok önemli bir işte onlara göre deccal. Yani o dönemde o yaşandığı gibi işte dünyanın sonu geldi, Neron geldi, işte hepimizi asacak, kesecek, dünyayı yok edecek. Bak, bunlar da bunun belirtisi, hikayesi olduğu gibi bugün de herhangi bir dünyada bir göktaşı yaklaşsa, işte büyük bir pandemi olsa veyahut da bir süper volkan patlasa, işte bak distopya oldu filan. 4 milyar yıl boyunca dünya denilen bu olgu bunları binlerce, milyonlarca defa atlattı. Biz kendimizi çok büyük sanıyoruz. Oysa ki yalnızca 70 yıllık bir hayat hikayesi içinde başına bu zaman sürecinde bu gelmiştir veya gelmemiştir diye bakacağız. Asıl evet. Konu şu olabilir belki. Hani bahsedilen korona doğal bir afet midir? Yani doğal mı çıkmıştır yoksa laboratuvarda mı üretilmiştir? Belki bunu tartışabiliriz olabilir. Şimdi onunla birlikte önce soruma cevap alayım, o ve devamını alalım. Şimdi sevgili izleyiciler, şöyle bir durum oldu. Ertan Özyiğit abi bu vakayı önceden bildi. Ama bunu nasıl duydunuz? Ve korona biyolojik bir silah mı? Yani laboratuvar ortamında mı kazayan çıktı yoksa doğanın kendisi de üretildi? Şimdi iki soru sordum. Birincisi şöyle, bak yine insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya ben bu virüs salgını olacaktı, ben yazmıştım. Ya bunu yazan milyonlarca insan var. Ama siz tarih verdiniz. Binlerce makale. Bak şimdi Erdal, biz açsınlar baksınlar. ATV'de program yaparken Kral Bebek, rahmetli Kadir Mısıroğlu ile birlikte bir program yapıyoruz. Kadir abi de orada program öncesi konuşmuştuk da tabii konuk olduğu için onun ağzından dinledik ama şöyle dedi ki Kadir abi, bundan sonraki savaşlar virüslerle olacak. Salgın hastalığı hazır olun. 2008. Bu canlı yayın. Bu kaydedilmiş. Şu anda söyleyenler daha portakalken söylüyorum bunu. Şimdi bak, bunu daha önce de söyledi herkes. Yani 1918'den bu yana devamlı kitaplarda bu yazılmıştır. Dünyada büyük bir salgın daha gelecek diye. Şimdi ben şunu analiz ettim. Tarihini söyledim. Yani evet. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Erdal, senin izleyicilerin de bunu bilsin. Yani depremi gel, herkese soruyorum. Deprem olacak mı? Evet, olacak. Hadi biriniz tarihini söylesin. Yarın olacak desin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bu nasıl bir analizdi? Çünkü bu bir muhakkak olması gerektiği bir işlevdi zaten. Bu işlemin tarihi The Economist dergisinin kapağında çok net olarak yazılmıştı. Aslında şöyle de bakabilirsiniz. O bir tane veriydi benim için. Ben bunu ondan belki virüs çıkmadan 4 ay önce katıldığım MÜSİAD'ın sınır güvenlik konferansında da dile getirdim. Yani
sınırda en önemli şeyiniz salgın hastalıklardır. Hazırlık yapın, hazırlık yapın diye. Daha sonra katıldığım tüm programlarda da söyledim. Sonra da tarihini söyledim. Bu zaten olacak. Öyle bakalım. İkinci soruna gelince, yani bu acaba işte doğal mıdır yoksa hani çıkmış mıdır bir hani laboratuvarda üretilmiş midir diye baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Bak ben hemen yakın zamanda paylaştığım bir şeyi bulmaya çalışıyorum bu arada da. Şimdi iki tane adam çıktı. İkisi de Nobel ödüllü. Dediler ki ya dediler bu bahsedilen şey var ya dediler virüs kesinlikle dediler sentetiktir. Yani insan yapımı bir virüs. Nereden anlıyoruz dedi. İşte birisi çıktı dedi ki bu dedi kesinlikle AIDS parçaları buldum içinde. Bunun olmaması lazım bu ürünün içinde. Hani çok net söylemek gerekirse Luc Montagnier diye bir adam bu adam. Evet. O Fransız bir herif. Covid-19'un dedi içinde AIDS'e yol açan virüs parçacıkları var. Şimdi birinci konu bu. Sonra dedi ki işte bu adam da Nobel ödülü almış adam. İkincisi yine Nobel ödüllü. Üç gün önce yayınlanan işte ünlü işte Japon bilim adamı var. Evet. Profesör Tasuku Honjo. Doğru hatırladıysam. Tasuku. Evet. Ya da, o da diyor ki yani ben diyor Wuhan'da çalıştım uzun bir süre. Hatta orada çalışan arkadaşlarla da aradığımda virüs çıktıktan sonra hiçbirine ulaşamadım. Herhalde onlar da ölmüşler diyor. Diyor ki bu muhakkak diyor laboratuvar ürünü bir virüs. Çünkü diyor eğer laboratuvar ürünü olmayıp doğal olsaydı sıcakta soğukta artardı diyor. Bu da tersini gösterdiğine göre diyor bu ürün diyor kesinlikle diyor laboratuvar ürünü. Ardından baktığımız zaman iddiası da şu, eğer ki doğru zaman gösterecektir benim haklı olduğumu, eğer haksız çıkarsam Nobel ödülümü iade edeceğim diyor. Evet, çok ağır bir iddia girdi. Tabii. Doğru. Şimdi dolayısıyla bu verilerin dışında da veriler var. Yani ben bu adamlar bunu açıklamadan önce söylüyordum bu laboratuvar ürünü diye. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yani Pentagon'un araştırmaları var. Bu araştırmaların içine girmediğiniz sürece bunu anlama şansınız olmuyor. Evet. Pentagon'un hemen hemen yani 40 küsur 50'ye yakın dünyada laboratuvarı var. Doğru. Çeşitli yerlerinde. Bu laboratuvarların hepsinde 3 tane konu inceleniyor. Bunlardan bir tanesi böcek davranışları ve işte bir silah olarak nasıl kullanılabilir böcekler. İkincisi toksinler. Yani işte insanları zehirleyen veyahut da canlıları zehirleyen toksinler. Üçüncüsü ise işte bu bakteri ve virüsler üzerinde çalışılmış. Şimdi ben bu adamlar söylemeden nasıl bir analiz yaparak buraya geldim? Şimdi Pentagon'un 2018 yılında ayırmış olduğu bütçe bu konulara, bu üç ana dala 2.1 milyar dolar. Bu resmi kaynaklardan söylüyorum bunları. Yani isterlerse şeylerinde gösteririm. Çok yerde paylaştım bunu. Pentagon diyor ki DATRA diye bir ajansı var Pentagon. Evet. DTRA diye bir yer. Buraya bunu haşere ediyor. Ve bunlar da bu bütçenin bir kısmını Metabiota diye, bir kısmı da Battle diye iki tane firmaya bölüyorlar. Metabiota'yı daha çok anlatmak istiyorum. Çünkü Battle direkt 25 tane laboratuvarı yalnızca Avrasya bölgesinde olan bizim işte Tiflis'te yani bize çok yakın bir laboratuvardan özellikle bahsediyorum. Çünkü orada daha çok ekvator bölgesinde yaşayan sivrisinek benzeri yaratıklarla değiştiriyorlar genlerini ve bunu yakın zamanda Karadeniz bölgesinde de göreceğiz. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ben o laboratuvarı gezdim gördüm 2008 yılında. Orada daha başka şeyler de yapıyorlar. Kimyasal silahlar çok farklı. İşte toksinler kimyasal silah.
Onlardan bahsediyorum, toksin. Evet. Üç tane konu, böcek, toksinler ve işte virüsler ve bakteriler üzerinde. Evet. Şimdi metabiyotayı elimize aldığımızda şunu gördük. Şimdi Erdal, sen dünyada yani önemli bir gazetecisin. Dünyanın önemli yerlerine giden. Bir de savaş gazetecisi olmak zor iştir yani. Tamam mı? Yani onun için hani gazetecilik ayrıdır, bir de savaş gazetecisi olmak ayrı bir şeydir. Çünkü yerinde görür ve gözlemler. Ona göre bir gazeteci kimliğiyle eleştirsel bakar. Veyahut da saklanan şeyleri daha rahat görür bir gazeteci kimliğiyle. Şimdi metabiyotanın çok önemli şeyi var. Mesela internet sayfasına girebilirsin bunun. Girdiğin zaman diyor ki bizler ilkin akademisyenler, sonra sanayi ve ardından da diyor hükümetlere çalışır. Burası bir özel sektör. Bu DETRA dediğimiz ajans da, yani Defense Trade Radiation Agency diye geçiyor. Burası da bu metabiyotaya alt yüklenici olarak işi veriyor. Evet. Diyor ki kardeşim, sen bütün metabiyotanın bütün işi dijitalde, yalnızca sanal ortamda, yani dijitalde bu platformda araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalardan bir tanesi ilginç gelecektir sana. İnsan ve teknoloji üzerine, yani bir salgın durumunda insan, teknoloji ve ekonomi ne olur çalışıyor. Bak, en kapsamlı bulaşıcı hastalıkları şey yapıyor, araştırıyor. Ardından dünyanın en güçlü bulaşıcı hastalık modellerini çıkartmış. Bu internet sitesinde var bu adamların. Ve evet, diyor ki her bilgiyi diyor, bak bir gazeteciye söylemek gerekirse her bilgiyi diyor, yani gerçek zamanlı işliyoruz. Yani bugün Türkiye'de birisi vefat etti, hemen zıp diye bilgi giriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun. Çünkü öyle bir ağ kurmuş adam. Evet. Bu adamların yani salgın hastalıklarla şeyin harcamış olduğu Pentagon'un 2018 yılındaki bütçesi $570 milyon. $570 milyon. Yani o 2.1 milyar doların bir kısmını bu tarafa harcıyor. Bundan şöyle bakmamız lazım. Mesela nelere rast geldim metabiyotayı incelediğimde? Şirket çok büyük bir şirket değil. 50 ile işte iki, bazen 200 falan adam çalıştırmış o rakamlarda. San Francisco şeyli merkezi. Evet. 2008'de kurulmuş bir yapı bu. Fakat şöyle bir şey var, bak. Bunlar, şimdi geliyorum asıl maddeye, yani fosforlu kalemle çizilecek yere. Bunlar bir dünyada salgın hastalık çıkarsa ne olur ve bunun projeksiyonlarını çalışmak için 20 milyon, bir daha söylüyorum, 20 milyon projeksiyon yapmışlar. Şimdi bana şunu kim yutturacak şimdi? Diyor ki adam, ya diyor işte sürü bağışıklığı diye bir şey var falan pişmekan. Veyahut da bu tarafa dönüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ozon içsin, kanına karışsın, işte ışın tedavisi yapsın falan, zartut çarçut. Yani burada temel amaç şu ki bu kadar para harcayan yapı, ki Pentagon'u düşünün. Pentagon'un hani bildiğimiz rakamlar $680 milyar bir harcaması var, ama 1 trilyonun üzerindedir o harcama, dolardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu tarafa döndüğümüzde şunu görüyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle Pentagon dünyada, bırak X bir pandeminin yayılmaya başlamasını, yani herhangi birisi laboratuvarda ne çalıştığını bilmeme şansı yok. Kesinlikle doğru. Yani bizi, yani şöyle cambaza baktı bile demiyorum. Yani gerçekten bizi şey yerine koyuyor sistem. Yani gerçekten aptal yerine koyuyor. Cahil yerine koyuyor. Bu cahiller, başka cahiller beni ilgilendirmiyor. Onlar inanılmazlar. Ama ben bunu virüs çıktığında söylediğimde, o zaman ne işte Luc Montagnier ne de işte Japon bilim adamları, yarın İsviçreli bilim adamları falan diye gidecek bu iş. Çünkü amaç başka. Amaç ne? Bu niye çıkartıldı? Amaç Çin'i dövmek. Yani bunu okuyamıyor ya insanlar.
O evet. Büyük bir felaket. Yani asıl amaç Çin, yani bak şimdi şöyle anlamadığımız zaman işi çözemiyoruz ve o evet. bize şey geliyor. Sen bu arada sorun varsa ben durmam, biliyorsun. Ben o amaç ne, zaten soracağım soru oydu. Ama tamam. Çin'i dövme dediniz ve altını doldurun lütfen. Şimdi bak, çok önemli bir adamdan bahsedeceğim size. Graham Allison diye bir adam var. Amerika Birleşik Devletleri. Bu adamın çok önemli bir verisi var. Yani Tukidides diye bir, yani tarihi çıkartan, ilk tarih kitabını yazan bir Yunanlı filozof, araştırmacı, aynı zamanda meclisyen bir adam var. Bu adam diyor ki Atina'nın diyor yükselişi, asıl konu Atina'nın yükselişi değildir diyor. Yani Çin'in yükselişinden bahsediyor. Asıl olay diyor Isparta'nın diyor, yani bu yükselişten duymuş olduğu korku asıldır. Bu korkunun sonucunda da Atina'yla Ispartalılar savaşmıştır diyor. Yani asıl olay Çin'in yükselişi değildir. Amerika'da yaratmış olduğu bu korku asıldır. Bundan sonra Çin yükseliyor, biz yok olacağız korkusu. Ki buna emin ol ki ne kadar güçlü olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri dediğim zaman Amerika Birleşik Devletleri değil, derin dünya yönetiminden bahsediyorum. Evet. Buna izin vermez. Kesinlikle. Yani eğer buna izin vereceğini düşünen Çin'in yükselişiyle ilgili, hele bu ailelerle ilgili falan, hani aileler diye birileri varmış da acayipmiş de falan, bunların hepsi akılları dumura uğramış insanlar gibi geliyor bana. Çünkü neden? Biraz önce bahsettiğimiz gibi, ya bak Amerika Birleşik Devletleri, bu çok önemli bir şey. 16 kez dünya liderliğinden düşürülmek istendi. Evet, doğru. Ve 12'si savaşla bitti bunun. 4'ü de Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmalarla, karlı anlaşmalar yaparak bitmiş oldu. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz karşıdaki rakibi iyi tespit etmediğimiz sürece bunları anlama şansımız yok. İlk günden beri, hani bunun için de herkes söylüyor, İlk gün söylemek önemli böyle şeyleri. İlk günden beri diyorum ki bu Trump denilen adam niye Çin virüsü diyor? Ya Çin virüsü, Çin virüsü. Şimdi bir baktık ki ilkini Almanya'da başladı. Ardından Hollanda'da gitti. Ardından bir baktık şimdi Fransa'da ve İngiltere'de de bahsedilmeye başladı. Çin'e tazminat meselesi. Çin virüsü, yani bu virüs çıktığı dakika Çin tazminata hazır olsun diye bir tweet attım. Açsınlar baksınlar tarihine. Yani söylememiz lazım. Yeni dünya düzeni dediğimiz kavram aslında bize satılmak istenen şeyden bahsetmiyor. Yeni dünya düzeni diye bir şey yok. Yeni insan modeli diye bir şey var. Evet. Yani adamın için zaten düzen kendi düzeni. Yani yeni dünya düzeninde sen o düzenin içinde bir parça değil. Seni adam formatlayacak diye baktığımız zaman bu empatiyi kurabiliriz. Sen bir soru sor. Evet, şimdi tam da orada ben harekete geçtim, size bir soru sorayım. Şimdi yeni insan formatlama. Hatta insanlık 1.0 yaptılar. Şimdi insanlık 2.0'ın üzerinde çalışıyorlar. Şimdi bu yeni insan modeline baktığımızda daha çok toprağa bağımlı hale geliyoruz. Öbür yandan aklın almadığı teknolojik gelişmeler. Bu yeni insan modeli ve tüketim anlayışı da değişecek. Bu yeni insan modeli nasıl bir şey olacak ve biz buna direnebilecek miyiz? Bak şimdi. Siz sanayi 4.0 ve işte birisi de çıktı, Japonlar diyelim. Dediler ki insanlık 2.0 filan dedi. Şimdi siz insanlık 4.0 konuşuyorum ben. Başka bir şey konuşuyorum. Evet. İkincisi sanayi 6.0. Ben hayatımı şöyle yaşarım. Yani analizimi şöyle yaparım. Siz şimdi 11 Eylül günü ve o aylar içinde, yani o var olan 3-4 ay içinde şunu söyleyebilirsiniz, diyebilirsiniz. İşte bu Usame Bin Laden
El-Kaide gitti, kuleleri vurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte çocuklarından oldu. İşte bu rakamlar 11 Eylül'de 2996 kişi öldü. 19'da işte o uçakların içindeki teröristler öldü falan pişmekan diye bir hikaye. Ve bunun karşısında El-Kaide diye bir şey. Ben öyle bakmıyorum. Ben 10 yıl ileriye gidip oradan bakıyorum. Oradan baktığım zaman gördüm. Rahmetli Mahir Kaynak'la bu analizi yapmıştık. Aman telefonda çıktığımız zaman birbirimize dedik ki Amerika Orta Doğu'ya bir hazırlık yapalım. Yani şimdi korona çıktığı zaman veyahut da insan 0 dediğiniz zaman ben 4.0 ve işte teknoloji 6.0 dediğimde insan yok. Evet. Başka bir şey konuşuyorum. Yani çip takacaklar. Ya çip zaten var. Takılma yalnızca vücuduna gidecek. İşte elimizdeki şu çip bütün bir çip var onun içinde. Evet. Yalnızca vücudunuza girecek. Yani bu olmadı kaybettim dememeniz için vücudunuzda taş. O çip bile eski teknoloji. Evet. Yani sen daha çok Übermensch dediği Nietzsche'nin transhumanizm diyebilirsiniz. Bunun arkasında veyahut da dijital insan formatı diyebilirsiniz. Yani bu formatların hepsinin arkasında yatan şey bildiğimiz insanı son kez görüyoruz. 2020 dijital devrim aynı 1789 Fransız devrimi gibiydi. Yani Fransız devrimi kardeşlik, barış ve özgürlük kavramları işte konuşulurken şimdi bir bakıyoruz ki başka bir yola gitti insanlar. Şimdi konuşulan kavramlar da değişmeye başladı. Yani Fransız devriminde işte kardeşlik, eşitlik, özgürlük, hadi barış olsun filan derken dijital devrimde tekillik, üstünlük ve seçilmişlik önümüze gelecek. Abi hemen aklıma geldi bir şey soracağım. Ben Kanada'da sözünü ettiğiniz o şirketin bir laboratuvarını kazara görme şansım oldu. Evet. Gen laboratuvarı. Şöyle söyleyeyim. 2 metre yükseklikte domuzlar, 1.5 metre yükseklikte tavuklar gördüm. O Metabiota'nın laboratuvarı değil, Battle'ın laboratuvarı Kanada'daki. Evet, ya Battle o grupların işte. Evet. Bu şimdi insan üzerine denemeye başladılar mı? Bilginiz var mı? Ya bak şimdi şöyle bir şey var. İnsan üzerine deneme yapıldı mı? Ya işte Çin'de 2 tane çocuk yaptılar ya işte. Hani. Sonra da adam bırakıyorum ben bu işi falan. Ya insan bak şimdi kavram şu. Üstteki akılsan yani düşün dünyanın kabaca YouTube'dan izlesinler. Benim kanala girsin senin arkadaşlar. Oradan baksınlar uzatmamak için söylüyorum. Böyle bakın. Dünyanın ürettiğiyle borcu olanın arasında 51 trilyon dolar borç alacaklar. Evet. Ya dünya borçlu. Hepimiz borçluyuz. Alacaklı adamın parası 51 trilyon dolar. Amerika 28 trilyon dolar gayri safisi. Düşün ne demek istediğimi. Amerika evet. Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Şimdi şunu koyduğumuz zaman anlarız. 51 trilyonun sahibi olan adam ölmek ister mi ya? Değil mi? Değil mi? Yani bu adam şunu mu söylüyorsun bana? Benim 51 trilyonum var. Çoluk çocuk işte bine yakın işte bir işte 200 yönetici oldu. Dünyayı yöneten. Onun çocukları, çolukları en yakın çember 1000 kişi diyelim. Minimumda. Bu 1000 kişi ölmesini ister misin çoluğunun çocuğunun? Dersin ki göktaşı düşecek mi? Acaba işte volkanlar patlar mı? Acaba nükleer silah atılırsa ne olur? Acaba pandemi hepsini çalışmışsın. Şansa bırakır mısın ya? Hiç kimse. Sen şimdi arabayı aşağıya park ediyorsun. Diyorsun ki aman burada çizerler. Ne yapayım şuraya koyayım güvenli olsun diyorsun da. Adam dünyada olacak bir pandemiyi bu kadar parası olacak da hesap mı edecek? Gözünü seveyim Erdal. Akla yakın mı bu ya? Dolayısıyla bundan sonraki kavramı çözmediğimiz sürece adam ölmek istemiyor. Dolayısıyla bu pandemiyi biliyor. İnsan hani genomuyla olan çalışmaların hepsi yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü bunların farkında. Ama bunlar Dünya Sağlık Örgütü'ne diyorlar ki zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de sahibi adam. Evet doğru. Yani işte Dünya Sağlık Örgütü'nün
işte 550 milyon doları, yani hani bırak 1 milyar dolar parası olsun toplamda, 1 milyar dolarının zaten bütçesini veren adam bunlar. Yani dolayısıyla buna karış, buna karışma, buna göz yum, buna göz yumma diyecek. Hani Trump'ın dediği gibi bir şey var ya, Dünya Sağlık Örgütü de Çinlilerle birlikte çalışıyormuş, bu başkan iyi adam değil diyor. Ya parasını sen veriyorsun genel müdürün. Evet. Anlatılan olabilecek bir şey mi bu? İmkanı var mı yani? Peki Ersan abi, sizinle bayağı bir daha yine rahatsız edeceğim. Şimdi bu bölümün son sorusunu sorayım. Evet. Biz genetiği bozulmuş, bayo insan yapılmış veya bu insanı köleleştiren bu sisteme karşı ne yapabiliriz abi? Sizin tavsiyeniz nedir? Yani ne şöyle, bana şunu söylüyorsun. Taş devrindeydik, arabaya binme. Çünkü arabaya binersen kaza yapar araba, ölürsün diyorsun mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi teknoloji insanın tekamülüyle ilgili bir şey. Evet. Bundan vazgeçemez insan. Geriye gittiği anda taş devri olur. Geriye gidebilmesi için büyük bir dünya savaşı ve tamamıyla enerjinin olmadığı bir dünyaya dönmesi lazım. Bak, enerji olmadığı zaman artık bütün şey, bilgi bunun içinde olduğu için, yani her bütün bilgi yok olduğu için tekrar başlar. Yani dolayısıyla şöyle, bundan sonraki istesek de istemesek de, benim bir arkadaşım var, siz de tanıyorsunuz ama o şey olmadığı için söylemeyeyim ismini. Şimdi diyorum ki ya bir cep telefonu al kendine iyisinden. Ha, evet. Beni dinlerler diyor. Onun için bu eski cep telefonlar var ya, sanıyor ki onu dinlemiyorlar. Anladın mı? Ya beni dinlerler diyor. Şimdi yeni bir cep telefonu aldı. Diyor ki ya ne güzel oldu. Şimdi diyor ben YouTube'da falan böyle sanal ortamda da kendimi göstermeye başladım ama diyor arada sırada açıyorum. Ne demek istediğimi anla. Bu yapabilecek hiçbir şeyiniz olmadığı bir dünyanın içindeyiz. Yani şunu yapabilirsiniz. Ömrünüz 70 yıl. Bu şehirde yaşamayacaksınız. Gideceksin köyüne yerleşeceksin. Bunlardan yaşamak istemiyorsan. Doğal tarım yapacaksın. Hani Amişler var ya şeydeki Amerika'da. Onlar gibi yaşarsan hiçbir şey olmuyor. Kimse de sana bir şey demiyor. Ama senin var olduğun dönem, yaşamında var olduğun zaman bunları gerektiriyorsa kullanıyoruz. Bak şimdi teknoloji kullanmayalım. Mesela bu G5'e de, 5G'ye de takmış durumda ya millet. Evet. Ya 5G suyunun suyunun suyu ya. Evet. Adam evet. 42 bin tane uydu yolladı. 5G evet. Ne oluyor? Adam 5G'ye takmış durumda. Anladın mı? 5G çok ilkel kaldı abi. Yani. Tabii adam uydu yollamış 42 bin tane. 5G ne? Yani bak şimdi 5G'den önce şunu konuşuyorduk. Hatırla. Açın şimdi. İnsanın en büyük hastalığı unutkanlıktır. Devamlı unutur. 5G'den önce ya bu 4G'ye geliyor ya. Evet. Filmleri işte bir saatlik filmi biliyorsun artık şu kadar dakikada izleyecekmişiz. İnsanları kanser yapacaklar bunlar falan pişmeken. Anladın mı? Doğrudur. İnsanları kanser yapar, kullanma. Kullanacaksan da kanser olacaksın. Başka alternatifin yok. Bu kadar. Yani hani çözüm var mı bu işe? Bu dünyada hadi köyümüze geri dönelim. Tamam mı? Bitti. Ama sen iyi veya kötü otonom arabalara binmek istiyorsan, bir saniyede indirilen, bir işte 10 dakikada indirilen 2-3 saatlik filmleri seyretmek istiyorsan veya senin benim gibi olduğun Skype'tan oturup böyle abi nerede şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Amerika'da mısın, Hindistan'da mısın? Bak oturup yapabiliyorsan tabii ki bunların salınımından dolayı bir yani etki var vücudumuza. Çünkü biz biyolojik yaratıklarız. Sen de bir teknolojiden bahsediyorsun. Ne zaman bu teknoloji insanın vücuduna girerse o zaman işte amaç bu. O zaman bunları engelleyecekler ama yani benim görüşüm şunun üzerine, bundan sonra gördüğümüz son insanı yaşıyoruz yani. Bir daha böyle bir insan değil, daha çok değiştirilmiş insanlar göreceğiz diye
projeksiyon yapabilir. Evet abi, son demiştim ama şimdi bunu siz yine beni kışkırttınız. Yayından önce de konuşmuştuk sizinle Skype üzerinde. Şimdi bu ben size sormuştum orada. İnsanların alışkanlıkları değişecek. İşte tüketim alışkanlığı her şey değişecek. Siz orada güzel bir örnek verdiniz. İnsanlar artık ev araba almak istemiyor. İnsan nasıl? Tabii. Kısaca bir bu koronavirüs çıkmadan önce bir çalışmaydı. Yeni gençler, yani o dönem 18-36 yaş planlamışlar. Ünlü bir İngiliz, çok ortaklı diyelim artık şey olmasın, bir bankanın yapmış olduğu araştırmada şunlar vardı. Diyordu ki bundan sonra gençler ev almak istemiyor, ev taksiti ödemek istemiyorlar. Çünkü Airbnb gibi, işte hani bilmeyen için söyleyeyim, dünyanın her yerinde ev kiralayan yerler var. Bunlara bir şekilde başvuruyorsunuz. İstediğiniz yerde istediğiniz kadar kalabiliyorsunuz. İster büyük ister küçük. Araba almak istemiyorlar çünkü artık araba bir lüks değil onlar için. Araba yalnızca ulaşım aracı. Evet. Umrunda değil insan. Yani demek ki bundan sonra ev sektörü, araba sektörü gibi sektörler. Yani şimdi mesela örnek verelim. Şundan mesela Uber'ler çıktı, istediğin arabayı çağır, ister Mercedes çağır, o gün Mercedes'e binmek istiyorsan, istersen eski model bir araba çağır, yani arabada bir araba çağır. Dolayısıyla bir de şoför de geliyor yanında, araba temiz kokuyor filan, tertemiz filan. Bak bu artık diyor ki insanlar bunları yapmayacaklar, ama bu insanlar ne yapacaklar? Bu insanlar diyor bir teknolojiye büyük paralar ödeyecekler. Yani en son teknoloji. İkincisi ise diyor dünyayı dolaşacak. Çalışmak da istemiyor bu insanlar. Bak emin ol ki biz bundan sonra bu koronavirüs stilini yaşadıktan sonra bir daha insanlar evden çalışmak isteyecek. Çok insan göreceksiniz. Çünkü patronlar için de iyi. Evden çalışıyormuş. Yemek parası yok. Yol parası yok. Fıstık gibi değil mi? Dolayısıyla herkes işine geldi. Büyük plazalar tutmaya gerek yok. Herkes evden çalışabiliyormuş. Toplanacaksak bir yer kiralarız, toplarız. Yani bu da başka bir örnek. Yani bundan sonra bu insanlar kısa zamanda büyük para kazanıp ne yapmak istiyorlar biliyor musun? Tabii koronavirüs öncesi dünyayı dolaşmak istiyorlar gençler. 18-36 yaş arası yapılan araştırma bunun üzerinde. Bu bütün hayatın dinamiklerini değiştirecekti. Koronavirüsün çıkma sebebi zaten bu olacaktı. Yalnızca hızlandırması lazımdı işin ve hızlandırdılar. Çok teşekkür ederim Ertan Özyurt. Sevgili izleyiciler, koronanın çıkış tarihini çok önceden gören Türkiye'nin önemli bir insanı, yazar, araştırmacı ve televizyon programcısı, program yapımcısı Erkan Özyük'le bugünkü sohbetimiz burada son buldu. Son sözünüzü alayım Erkan abi. Yani bak çok söyleyecek şey var ama şöyle bir, ben bütün programları güzel bir sözle bitirmeyi severim. Lütfen. Yani şöyle diyelim. Dünyada sanmayın ki dünyaya hayal kurmaya geldiniz diyor. Kim söylüyor bunu? Spinoza. Evet. Diyor ki dünyaya asıl gelme sebebiniz dünyayı değiştirmek. İyi mi olacak, kötü mü olacak siz karar vereceksiniz. Hayırlı yayınlar olsun size. Teşekkür ederim.